Merhaba arkadaşlar. Bugün dereceli maçlara bıraktığımız kupadan devam ediyoruz. Sezonun bitimine 15 gün kadar var. Dünyada 74. sıradayız. Yereldeki tabloda bu şekilde birinci sıradayım Türkiye'de. Geçenki videoda Köstebeğin farklı bir versiyonuna geçmiştik. İşte yapmıştı. Onunla devam edelim. Bakalım nereye kadar kasabileceğiz. Antisi de çok fazla çıkmazsa sezon sonunu bu desteğiyle tamamlayabilirim. İlk rakibimiz de Koko. Koreli sağlam oyunculardan bir tanesi. Geçen CRL'de de bunun başına talihsiz bir olay geldi. İlk önce bir bol şans diyelim. Bombacıyla başlangıcı yaptık. Hatırlarsanız Mortal ile Coco aylık finalde aynı gruptaydı. İkinci aşamada. Şöyle bir köstebek zehir yapacağım. Bu olayı çok seviyorum. Hem köstebeği atıyorum hem de zaten zehir atmam gerekiyor. Köstebek de korunmuş oluyor böyle de. Hiçbir şey yapmadı. Ben olsam devi atmazdım. İksiri kalmadı çünkü. Şimdi buna ne yapacaksın? Çok iyi yakaladın. Bu maçta başına daha kötü şeyler geldi. İksir olarak gerideyken devle savunmaya çalışması zaten hataydı. Ki bariz bir şekilde bu kadar hasar yemesi de hatadan kaynaklı. Neyse Coco'nun talihsizliklerine gelelim. Mortal'le Coco aynı galibiyette bitirdiler grubu. Gruptan da bir kişi üst tura çıkabiliyor. Baktılar galibiyetler aynı. Avarajlara baktılar. Taş sayıları falan da eşit. Ne yapacaklar bunlar? İkisi de birinci çıkamayacağı için. Son kez maç atacaklar da şu bombacı gelecek şimdi. Bombacıyı biz atalım ilk önce. Bir de Tomruk. Güzel. İşte son attıkları maçta da Morten'e 2-1 kaybetmiş oldu. Saniyeyle kaybetti bu arada o yüzden. Ben bile izlerken üzülmüştüm yani. Her şeyi doğru yaptı sadece son saniye balıkçı hatasından dolayı maçı verdi ama mental olarak insanı yıpratır. Koku'yu da yıpratmış galiba bu maça çok odaklanamadı gibi. Bayağı farkı da açtık. İyi bir savunma yapmamız lazım. Şimdi onun önüne bir dev gelebilir. Gece Yadısı kuleye gitmesin. Şöyle yaklaştırıyorum ortaya doğru. Şövalye attım bir de. Buz ruhu da destekler. Yarasaları da kesti. Anka'yı da bırakırsa kulenin yarısı gider. Bombacı atıyorum. Diğer tarafa çekelim Anka'yı. Anka'yı çekemesek Nani'yi yerdi Kardiyon orada ama şimdi iyi oyundu diyebiliriz. Buradan çevirmesi neredeyse imkansız. Sol tarafı da neredeyse aldık. Köstebek atmak istemiyorum. Bir zehir atalım şuna. CRL'den de konu açılmışken başarısız olsam bile gelecek ay CRL maçları gelecek. Merak eden kişiler varmış. O yüzden. Hem benim açımdan da iyi olabilir. Onu da düşündüm. Kaybedersem en azından videoyu izleyip nerede hata yaptım bakabilirim. Bir de analizci yardım edecek. Tekrardan. Sadece Titan da bana edecek. Riley istememiş onu. İkinci testi attım. Neyse şu an olduğum takımın analizcisi sonuçta almam gerekiyor. Bu ay da olmazsa en azından mazeretim olurdu. Zehir ne yapsak bir şaşırdım. Garanti pozisyonda atalım bari. Kesin bir pozisyon göremedim diye zehir kullanmadık da. Şöyle bir şövalye buraya kesin atmamız lazım. Yoksa kötü şeyler yaşarız. Ne baskı yapıyor şu an var ya. Tomruk atalım sola. Bombacıyı bıraktım da devi bırakmayalım tabi. Solu da almadık. 400 can diye. Almamız lazım da ilk önce bir savunalım. Özellik bekliyorum. Güzel attık şövalyeyi. Kaşla göz arasında bir köstebeği atmamız lazım artık. O dev o canlı alamaz. Köstebeği attım. Biraz daha oyalamamız lazım. Oh güzel rahatladık. Sonda bayağı zorladı ama zaten fazla indirdiğimiz için kazanabildik. Tabi kolay eşleşme değil ama başta güzel yakaladım. Umarım artık dev DS'si de gelmez. İkinci maçımıza geçelim. İkinci rakibi de bulduk. Güzel bu geçen kupa videosunda gelmişti. Bir bombacı atalım. Hatırladınız herhalde şimdi. Prenses'i bastı hemen kuleden. Bir de Türk mü diye soranlar olmuş nickinden dolayı da yok. Değil. Ona tomruk atmak istemedim. Bir şey diyeyim mi? Her türlü bize açık veriyor şu an. Kartları biz daha iyi toparlayacağız. Bombacıyı sırf şu pozisyon için beklettim. Köstebek. İki kere sekti bir de. Ne yapacak acaba? Tomruğu da çıkarmak zorunda kaldı. Atmasa bir dert. Attı şimdi goblinlerle uğraşacak. 2300'e kadar indirdik. Beyit oynarken bu kadar geriye düşmemesi lazım tabi. En azından dev DS'si gelmedi. İyi yönünden bakalım. Kupası da yüksek. Yine iyi kasıyor Beyit DS'yle. Zaten bundan başka da ben görmedim. Geçen videoda yine bu denk gelmişti Beyit desteğiyle. Yine oynayacaksanız bu desteği alın derim. Pıçı sevenler için. Of çiğ çok geriye attı. Tomruğu öne atabildim o yüzden bombacı çalışacak diye.
Hemen bir baskı yapalım. Şövalyeyi de kesemedi başta. Rakip de maçı saldı. Buradan çeviremezdi zaten. Yapması gerekeni yaptı. İyi oyundu. Eşleşme bizde mi? Tabii bizde yani. Rakipte diyemem de bu kadar kolay kaybetmesi normal değil yani. Ben rakibin DS'si ile oynasam yine tabii ki yenerim demiyorum ama yine en azından indirirdim kulesini veya bu kadar kolay vermezdim. Ama rakibin taktiği de demek ki diğer dev DS'lerine karşı, ağır DS'lere karşı illaki çalışıyordur. Ama hızlı bir DS'e gelince de hiçbir şey yapamadı o taktiği. 32 kupa aldık. 3. rakibimizi de bulduk. Kupası bizden daha yüksek, güzel. Şöyle iskeletlerle başlayalım. Tomruğu döndürmeye çalışıyorum. Bir sonraki kart. Bu zaten klasik taktiğimiz. Bombacı ölsün diye atıyorum Tomruğu. Normalde tabii Tomruk tek atmıyor. Köstebek çıktığı zaman az da olsa hasar vermesi işimize yarıyor. Dev iskeleti var. Dev iskelet de metaya giriyor gibi. Harbiden tank gibi tank. O yüzden alabilirsiniz. Sağlam geldi. Şöyle önüne attım Tesla'yı. Umarım depremi yoktur. Olsa atardı zaten herhalde. Ya da saklıyor olabilir de. Evrilme bombacısı da döndü herhalde. Sadece tomruk atacağım. Zaten tersten gitmek istiyorum. Ağır bir DS oynuyor. Aynı taraftan giderek sadece kartlarının toplanmasına yardım etmiş oluruz. Sağdan hasar vermesine izin verdim o yüzden. O sağdan gelsin, biz soldan gidelim. Oo, şöyle iyi bir pozisyon. Güzel korudum bombacıyı. Bayağı iyi oynadık. Şimdi tekrar bir köstebek. Bombacısı döndü galiba da. Belki ön tarafa doğru atar. Yok. Hem küçük prens hem bombacıyı vurabilseydik efsane olurdu. 2700'e kadar indirdik. Yine çok iyi. 1x'teyken bu kadar hasar vermemiz gerekiyordu zaten. Ağır bir DS'de oynadığı için 1x'te hasar veremezsek büyük ihtimalle 2x'te ağır DS'de kazanır diyebilirim. Bakalım rakibin DS'sine karşı da neler yapabiliriz. Atağa kalktı mı çok sağlam çıkıyor. Şimdi dev goblin geldi, bir de dev iskelet atar falan önüne. Güzel savunmada kalalım sadece. Hemen bir Tesla. Köprü de biraz durduralım. Dev iskelet de arkada kaldı, güzel. Defansımız da yetmedi. Tekrar bir şövalye. Hasar farkını da güzel kapattı. 1x'e girer girmez. İyi de savunma yaptık da. En azından tersten saldırıyoruz. Hemen saldırıya geçelim. Doğru düzgün vuramadık bile bu sefer. Neyse, savunmada kalalım. Agresif bir yıldırım geldi. Hemen bir köstebek atalım. D Goblin basamasın. Bombacıyı da güzel attı bu sefer. Yine vuramadık. Baskıya devam edelim. Öne geçti. Balıkçıyı hemen kesebilir miyiz? Bir de zehir. Bombacı kuleye de vur. Tamam, çok iyi. Hala bir şansımız var. Bu Tesla çalışacak dev goblin'e karşı da. Zehir iyi gider. Ona tekrar bir Tesla atmak istemiyorum. Çok iksir harcadı. Hemen zehiri de atıyorum. Tamam, çok iyi vurduk bu sefer. Bombacıyı kötü kullandı. Bir tomruk bir zehir alırız. Hemen bir zehir lazım bize. Döndürdük. Şöyle yine bir savunmada kalalım. Evrimin çarpmasını da döndürmüş ama o kadar vurmuyor tabii. En kritik kısım da tersten saldırmamız oldu, yoksa hiç yenemezdik. Sonra rakibimizi de bulduk. Bayağı üstten geldi Zodiac. Eskiden iksir golem oynardık. Şimdi golem DS'sine döndüğünü biliyorum. Daha önce de denk geldik.
Hemen bir köstebek artı bombacı yapalım. Soldan da bir buzuru atalım. Küçük prensi sıfırlasın. İyi başladık. Sağdan yine tehlikeli geliyor. Ona bir şey atmamız lazım. İlk önce bir iskeletler. Bizim o kule barbarları kesemez. Normalde zehir atarım da bu farklı bir eşleşme ya. Aklımda farklı bir şey var. İyi vurmamız lazım. Hadi bakalım sağlam bir hasar çıkarsak yeterli olur. Bombacı vuramadı ama köstebek bayağı çalışıyor. İksir şu an çok az. Şimdi alabilirsek çok iyi olur. Hemen bir tomruk. Özellik basama. Aman be çok kötü oldu. Özellik basaması var ya alırdık. Tekrar bir köstebek atacağım. Kartları da ilerledi. Şifacı mı atar acaba? Evrimli barbarları kullandı burada. Ben olsam atmazdım tabii. Şimdi rahatlıkla bombacıyla durdururuz. Atakta evrimli barbarları kullanması bizim açımızdan daha problem olurdu. O yüzden çıkarmazdım. Benim yine zehir atasım yok. İki tane iksir toplayısı var. Çok tehlikeli bizim için ama en azından bir tanesi kırıldı. O kuleyi de bıraktı. Takasa geliyor diyeceğim de hatta 3 taca bile geliyor olabilir şu an. Zehri defansta kullanacağım. Toplayısını atmadım o yüzden. Bir bombacıyla golemine falan hepsine hasar verelim. Güzel. Zehri basarız burada. Bombacı da güzel çalıştı. İkinci tacını alma gibi bir hedefim yok. Savunalım yeterli. Geriye doğru attım Tesla'yı bu sefer. Sağ tarafa bombacı. Diğer bir zehir. Tomruk. Tamam güzel savunduk. Şimdi evrimli bombacı golemlikleri kessin. Tamam savunduk. Yani o kadar iksir toplayısı falan var diyordum ama. Yani iksirimiz de var gelemez artık bitti. Köstebekle de fena oynamıyoruz aslında. Gittikçe daha iyi oynamaya başladım. Öyle hissediyorum. Şimdi Cry Devil ile oynasak barbarı var, elektro ejderi var, kasırgası var. Atıyorsun köstebeği rahatlıyorsun. Tabi o kadar basit değil. Savunmayı iyi yapmamız lazım. Onun da öyle bir önemli yanı var. Ama Kral Devi ile uğraşmak istemezdim böyle destere karşı. 41 kupa aldık. Üst üste çok iyi galibiyetler aldık. Şöyle kupaları da göstereyim ben. 28 aldık. Sonra 30 ve üstü. En sonunda 41 kupa. Kaliteli maçlar döndüğüne ben bu desteği de daha çok sevdim. Güçlü madenci versiyonundan daha iyi. Dünyada 22. sıradayız. Bayağı iyi kasmışım bu arada. Ian da bir aşağımızdaymış. Farklı bir desteğiyle bu kadar yukarıda olmak tabii ki daha özel. Yereldeki tabloda bu şekilde farkı açmışım. Videonun da sonuna geldik. Eğer kanala destek olmak isterseniz videoya like atıp kanalda abone olabilirsiniz. Destansı destekçileri oyun içi ekleme yapıyorum. Destansı destekçi oldukları süre boyunca. Onun dışında nihai destekçi olanlara da koşluk yapabilirim. İstedikleri deste hakkında yani sesli bir şekilde taktikler verebilirim. Yabancı profesyonel oyuncular da koşluk yapmaya başlamış. Belki ben de eskiden yapıyordum. Tekrardan isteyenler olursa istedikleri desteğiyle onları sıralamaya, çıkartmaya çalışırım taktiklerle. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.